İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ton Sohbetleri programımızın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte Azimut Portföy Genel Müdürü Sayın Murat Salar birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Çok teşekkür ederim Selam, sağ olun. Biz bugün Azimut'tan, Azimut'un yönettiği fonlardan bahsetmek istiyoruz. İzleyicilerimiz de çok merak ediyorlar sizlerin yatırım stratejilerini. Hep de soruyorlar bize. Ben bu anlamda öncelikle kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Azimut Portföy'ü biraz tanıtabilir misiniz? Memnuniyetle. İsterseniz bizim sermayelerimiz olan Azimut Holding'den başlayayım. Sonra Türkiye kısmına geleyim. Azimut Holding 40 yıllık bir grup. Dünyada tek işi portföy yönetimi. Yaklaşık 70-75 milyar dolarlık bir varlık yönetiyoruz biz dünyada. Bu rakamı şöyle bakmak lazım yani kıyaslama açısından. Türk portföy yönetim sektörünün büyüklüğü aşağı yukarı 50 milyar dolar civarında. Ki bunun yarısı bireysel emekliliktir. 40 yıllık bir grup burası. 3000 çalışanı var. 20'ye yakın ülkede faaliyeti var. Milano Borsası'na hisseleri kote yaklaşık 16 yıldır. %80'i halka açık. Dolayısıyla o bir kurumsallık getiriyor. 2011 yılına kadar aşağı yukarı 30 yıllık faaliyetini sadece İtalya'da sürdürmüş. Milano çıkışlı ama İtalya'nın tamamına yayılmış bir grup. İtalya'da en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi olduktan sonra birazcık dünyaya açılmak stratejisi gelişiyor veyahut da vizyonu gelişiyor. O süreç içerisinde 2011'de ilk defa dünyada farklı ülkelere yerleşiliyor. İlk gelinen ülkelerden bir tanesi Türkiye. O bizim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir gurur aynı zamanda. Yine Azimut'un stratejisinde şu var Serra Hanım. İnorganik büyümeyi tercih ediyor. Yani elde edilen yıllık karın önemli bir kısmı temettü olarak dağıtılıyor. Halka açıklık yüksek olduğu için. Kalan kısmıyla aynı sektörde faaliyet gösteren satın almalar gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye de bu felsefeyle gelinmiş ve ilk gelinen ülkelerden bir tanesi biraz evvel söylediğim gibi. 2011 yılında, 2011-2015 yılları arasında Türkiye'de 3 ayrı satın alma gerçekleştiriliyor. Önce o dönemdeki global portföyün çoğunluk hissesi satın alınıyor, sonra %100'e tamamlanıyor. Daha sonra Notus portföyün çoğunluk hissesi satın alınıyor, %100'e tamamlanıyor. En sonunda da Bosphorus Capital'ın çoğunluk hissesi satın alınıyor, %100'e tamamlanıyor. Biz bu 3 şirketi 2016 yılının ikinci yarısında birleştirdik. Bugün ortada olan, yani faaliyette olan Azimut Portföy, Azimut Holding'in Türkiye'deki iştiraki, %100 iştiraki olan kurum aslında 2016 yılının ikinci yarısında entegre bir platform haline geliyor. Bahsettiğim bu üç şirketin birleştirilmesiyle. Biz bu üç şirketi birleştirdiğimizde o dönem Türkiye'de yönettiğimiz büyüklük, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından biliyorsunuz her ay sonu portföy yönetim şirketlerinin Türkiye'deki büyüklükleri web sitesinde yayınlanıyor, yani resmi olarak açıklanıyor. O dönemde yani 2016'nın yaz aylarında ikinci yarısında bizim büyüklüğümüz Azimut Portföy olarak 2,5 milyar TL idi Türkiye'deki. Bugün Kasım sonu itibariyle çok büyük bir gururla söyleyebilirim ki 21 milyar TL'ye yakın bir büyüklüğün içerisindeyiz biz. Yani son 4 yıl içerisinde yaklaşık 8 katı büyüdük Türkiye'de. 2018 yılında yatırım fonlarında pazar payını en çok artıran şirket ödülü aldık. Sermaye Piyasaları Birliği tarafından. 2019 yılında özel portföy yönetiminin tarafında en hızlı büyüyen şirket ödülü aldık Türkiye'deki. 2020 yılı şu ana kadar 11 aylık büyümemiz bu 2 yılın toplamının 2 katında. Zannediyorum ki 2020 yılı bittikten sonra da umut ediyorum ki bir ödülü almaya hak kazanacağız inşallah. Dolayısıyla Azimut Portföy Türkiye'de son 3 yıldır arka arkaya en hızlı büyüyen portföy yönetim şirketi. Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi
banka kökenli, yani bağımsızlığın tanımı nedir bütün dünyada? İzleyicilerden özür dileyerek İngilizce karşılığını söylemek zorundayım çünkü literatüre geçmiş olan kısmı bu. Independent Asset Management Company diye adlandırılır. Herhangi bir finansal kuruluş bağı olmayan. Dolayısıyla böyle baktığınızda Türkiye'de özel bir hikayesi var Azimut'un. Türkiye'ye hakikaten hem ilk giren, kendi açısından kendi ilk yurt dışı yatırımlarından bir tanesi, Türkiye'de ilk yatırım yapmış uluslararası kurumlardan bir tanesi ve bugün de Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi. O yüzden biz çok, nasıl diyeyim, manevi tatminini çok kendi içimizde yaşıyoruz. Ama büyümenin de getirdiği sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün 2,5 milyarlık bir sorumluluk değil, 21 milyar liralık bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Türkiye'nin en büyük 6. portföy yönetim şirketiyiz. Bir kamu bankası, 4 büyük özel bankadan sonra gelen ve bizim büyüklüğümüzün içerisinde bireysel emeklilik fonu yok. Henüz o pazara girmedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 sene içerisinde hedefimiz ilk 3'ün içerisinde olmak. Çok gerçekten güzel başarılar. Biz de tebrik ediyoruz sizi. Piyasamız için de çok yararlı olduğunu da düşünüyoruz. Böyle bağımsız kuruluşların da yer alıyor olması. Ben hemen burada sizin bir söylediğinizden bir şey takıldı aklıma, onu sormak isterim. 2020 yılında dediniz, aslında geçtiğimiz 2 senenin de çok daha üzerinde büyüdük. Burada özellikle yatırımcıların yatırım fonuna ilgisinden bahsedebilir miyiz? Bu anlamda yani ilginin 2020 yılında artmış olması gibi bir şey gözlemliyor musunuz? Aslında maalesef onu çok gözlemleyemiyoruz. Yani son birkaç yıldır finansal piyasalar açısından zor geçen yıllar. Yani yatırım fonu piyasasının veya genel anlamda portföy yönetimi piyasasının en istediği şey, Serra Hanım, düşük faiz, stabil kur, yani diğer enstrümanların getirisinin daha düşük olduğu bir atmosferdir. Öyle bir atmosfer bizlerin çok hayal ettiği bir ortam. Maalesef biz biraz evvel söylüyorum, işte son 4 yılda 8 katı büyüdük. Son 4 yılda yaşadıklarımızı düşündüğünüz zaman stabil bir sene maalesef yaşayamadık. 2020 de böyle. Yani 2020'de bana göre devalüasyon yaşadık. Yani hatırı sayılır bir kur artışı yaşadık. Ciddi anlamda bir faiz yükselişi yaşadık ki bizim sektörün en önemli rakibidir Türk lirası faizlerinin yükselmesi. Bugün 17'ler seviyesinde faizlerden bahsediyoruz. Bundan 5-6 ay evvelinde aşağı yukarı 7'ler seviyesinde bir faizden bahsediyorduk. Dolayısıyla sektörün büyüdüğünü ben çok gözlemleyemiyorum. Likit fon bize göre, yani para piyasası fonları bize göre portföy yönetimi sektörünün bir enstrümanı değil. Çünkü orada katma değer yaratmıyorsunuz. Yani çok yaratıcı olma imkanınız yok. Çok kısa vade sadece aslında nakit akışını yönetiyoruz. Onları dışarıda bıraktığınız zaman bize göre sektör büyümüyor. Uzun yıllardır büyümüyor. Bu sene işte döviz fonlarıyla ilgili vesaire de yaz aylarında bazı kararlar alındı, bazı mevzuatsal değişimler yaşandı. Biz biraz sektörden ayrı olarak büyüyoruz. Yani bizim büyümemizle sektörün büyümesini ayrıştırmak gerekiyor. O sebeple gönül ister ki sektör de aynı tempoda büyüsün. Dolayısıyla ortadaki pasta büyüsün. Biz mutlak değer olarak büyüyen pastadan pay alalım. Ama biz biraz daha pazar payımızı artırıyoruz. Yani son 3-4 yılda bizim ölçeğimizde, bizim kendi uluslararası bazı standartlarımız var ölçtüğümüz. Orada pazar payımızı aşağı yukarı 4 katı artırdık. Ama keşke ortadaki havuz büyüse, o büyüyen havuzda
pazar payımızı artırsak, ama söylediğinizi maalesef gözlemleyemiyorum henüz. Tamam, inşallah yakın zamanda olur. Bir de izleyicilerimiz aslında sizin kariyerinizi de merak ediyorlar. Bize biraz daha hani portföy yöneticisi olarak tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Ben Ankara'da büyüdüm. Ailem hala Ankara'da, annem babam. Ben Ankara Tevfik Lisesi'nden mezun oldum. Sonra ODTÜ İktisat bölümünü bitirdim 1994'te. 2 yıl kadar Pricewaterhouse'da çalıştım. O zaman Pricewaterhouse'du, PwC değildi, Coopers ayrı bir yerdi. Audit ve biraz daha kurumsal finansman işlerinde çalıştım. Sonra 1996'da Anadolu Grubu'nun Alternatif Bank'ı almasıyla oraya geçtim. Alternatif Bank'ın 3 tane iştiraki vardı. A Yatırım, A Lease ve Alternatif Yatırım Ortaklığı. 1998'de Alternatif Yatırım Ortaklığı'nın genel müdürlüğünü yapmaya başladım. Daha sonra aynı eş zamanlı olarak o sorumluluk devam ederken birlikte A Yatırım'ın genel müdür yardımcılığında yaptım. 2010 yılı Ocak ayına kadar. 2010 yılı Ocak ayında sektörden birkaç arkadaşımla birlikte biz o günkü Orion Invest, daha önce İktisat Yatırım, şimdi de Osmanlı Yatırım olan kurumu devraldık, satın aldık. Ben oranın hissedarlarından, sermayedarlarından birisiydim. Hatırlamaya çalışıyorum yılları. 2010 galiba 2012 veya 13 yılları arasında. Oradaki sermayedarlık devam ederken, yönetim kurulu üyeliği devam ederken 2011 yılında yaz aylarında biz Bosphorus Capital'ı kurduk. Orası sıfırdan kurulmuş bir portföy yönetim şirketidir. 2011'den 2014 sonuna kadar 3,5 yıllık sürede Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi oldu Bosphorus Capital. Ondan da çok büyük gurur duyuyorum. Çok keyifli bir hikayedir benim için. İsmini bizim koyduğumuz, tabelasını bizim astığımız bir kurum. Azimut orayı satın almak istedi. Biz o görüşmeleri yaptık, yürüttük. Arkadaşlarımla beraber, ortaklarımla beraber. 2015 yılı Ocak ayında bir iyi niyet sözleşmesi diye Türkçeleştireyim, MOU, Memorandum of Understanding imzaladık. 2015 Nisan ve Eylül aylarında Bosphorus'un hisselerini Azimut'a devrettik. Ben de 2015 yılında o devirden sonra Azimut'a katıldım. Bizim satış anlaşmamızın bir parçasıydı, o taraftan gelen bir talepti. 2016 yılındaki genel kurulda da, 2016 yılı başlarındaki genel kurulda da Azimut'un genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu üyeliğini üstlendim. İşte ne kadar olmuş? 4,5 senedir genel müdürlüğünü, Türkiye'deki genel müdürlüğünü yönetiyorum. Azimut bünyesinde uluslararası tarafta da bazı sorumluluklarım var. Bazı ülkelerde sorumluluklarım var, bazı komitelerinde sorumluluklarım var. Ama ana sorumluluğum Türkiye. Peki. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sorular gelmeye başladı. Epeyce de soru var. Ben yavaş yavaş fonlarla... Şöyle o zaman toparlayayım mı sorular zorluksa? Evet. Şimdi öncelikle sizin çok merak edilen fonunuz GSP temettü ödeyen tek fon diyebilir miyiz? Türkiye'deki tek hisse senedi fonu temettü ödeyen. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Yani atlamadığım bir şey. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Yani nasıl bu temettüyü ödüyor? Ne yapar bu fon? Biraz bahsedebilirsiniz. Memnuniyetle. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz Sera Hanım, genel anlamda. Yönettiğimiz fonların her birinin diğerinden ayrıştığı bir karakter ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani siz yatırımcı olarak Azimut portföyle çalıştığınızda, A fonuna yatırım yaptığınızda başka bir riske alıyorsunuz veya riske paranızı yatırıyorsunuz. B fonunun ondan ayrışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık yeni aldığımız izinlerle birlikte ben de biraz adedini artık ucunu kaçırmaya başladım. 55'e yakın bizim yatırım fonumuz var. Bunun bir kısmı özel fon. GSP'de
bizim hem çok eski bir fonumuz, hem çok spesifik omurgası olan, karakteri olan bir fonumuz. Uluslararası anlamda da baktığımızda oralardan edindiğimiz tecrübeyle Türkiye'ye entegre ettiğimiz bir fonumuz. Felsefesi şu, bu bir hisse senedi fonu. Ama hisse senetleri içerisinde amaçladığı yüksek temettü verimliliği olan hisselere yatırım yapmak. Şimdi Türk vergi mevzuatına göre bireysel olarak Murat Salar hisse senedi alıp oradan temettü geliri elde ettiğinde belli bir rakamın üzerinde bu gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gereken bir gelir. Biz de diyoruz ki yatırımcılara, temettü geliri dünyada aslında hisse senedi yatırımı yapmanın en temel motivasyonudur. Yani Türkiye'de insanlar ağırlıklı olarak biliyorsunuz gayrimenkul yatırımı yapar, kira getirisi elde etmek isterler. Temettü böyle bir şey. Yani belki yatırımcılar veya izleyiciler açısından tercüme etmek gerekirse gayrimenkul yatırımının kira getirisi gibi düşünmek lazım. Yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde biraz kaybolabiliyor temettü verimliliği. Yani enflasyon belki eritebiliyor ama biz yine de ne olursa olsun o temaya bağlı kalmaya çalışıyoruz. GSP yüksek temettü verimliliği olan hisse senedi potansiyeli, yükselme potansiyeli de aynı zamanda yüksek olan şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Senede iki defa 6'şar aylık dönemlerde temettü ödüyor. Yani bir hisse gibi bu fon temettü verimliliğini yatırımcılara ödüyor. Ama vergiden muaf olarak ödüyor. Bu da işte hem vergi mevzuatı hem yönetme becerisini bir arada entegre etmeye çalıştığımız ve bizim hani çok gururla performansını sunduğumuz bir fonumuz. Dolayısıyla hani varlığından çok memnunuz. Temasını çok rahat anlatabiliyoruz. Yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor. Performansı da gayet iyi. Evet. Bir izleyicimiz var. Bizim aslında sağlık izleyicilerimizden Turgay Bey. Turgay Pözdeki demiş ki ilk soruyu da o soruyor. GSD kar payı ödeyen hisse senedi fonu biriktiriyorum diyor. Emeklilik için. Yani aslında doğru bir yolda. Bu amaç için doğru fondur değil mi diye sormuş. Tam da aslında sizin anlattığınız gibi. Yani ben bu konuda tarafım. Şimdi burada hani pazarlama yapmak amaçlı değil de biraz daha teknik bilgi vermek amaçlı söyleyeyim. Gerçekten de hani çok samimiyetle söylüyorum. Biz Türk lirası cinsinden yatırım yapan veyahut da o anlamda getiri hedefleyen hemen hemen tüm müşterilerimizin portföyünde GSP fonunun bulunmasını az veya çok, yani sizin risk eşiğinize bağlı olarak tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımız da, satış ekibindeki arkadaşlarımız veya fon yöneticilerimiz de bu yönde pozisyon alıyor. Ben Turgay Bey'e naçizane biriktirmesini tavsiye ederim. Sorumluluğumuzun farkındayız. Turgay Bey'e mahcup olmamak üzere daha fazla emek göstereceğiz. Peki. Volkan Bey de demiş ki 4 fonunuzla iştirak etmekteyim. Portföy yöneticiliği sözleşmesini de bugün imzaladım demiş. Beğendiğim bir kurumsunuz. Güzel bir mobil uygulama, Twitter hesabından faydalı bilgiler de sunsanız çok güzel olurdu diye bir dilek belirtmiş burada Volkan Bey. Siz Twitter'ı yoğun kullanıyorsunuz aslında Murat Bey ama galiba Azimut'un yoğun kullandığı bir hesabı yok değil mi? Doğru. Şöyle Sera Hanım, şimdi biz Facebook, Twitter veyahut da Instagram kurumsal anlamda kullanmıyoruz. Yani kullanmalı mıyız tartışırız, yani doğru yapıyoruz anlamında söylemiyorum. Bu benim şahsi tercihim. Biz oraların biraz daha haber amaçlı veyahut da biraz daha insanların birbirine nasıl diyeyim sosyal anlamdaki günlük hayatını merak ettiği kısımlar olarak görüyoruz. Ben şahsen mesela Twitter kullanıyorum ama Twitter'ı haber takip etmek için daha çok kullanıyorum. Şimdi bizim günlük olarak Azimut tarafında, yani kurumsal anlamda her gün verebileceğimiz bir haber yok. Şuna da ben karşıyım. Yani piyasadaki gelişmeleri bizim sosyal medya üzerinden veyahut da herhangi bir medya üzerinden günlük yorumlama
yapmanız çok doğru olmaz. Çünkü biz portföy yönetim şirketiyiz. Biz pozisyon alan taraftayız. Şimdi orada şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor. Ben Twitter'dan diyeceğim ki işte ne bileyim basit bir şekilde söylüyorum. Borsa ucuz. Ne bileyim döviz ucuz. Bunu yazsak biz. Şimdi önce biz mi alacağız? Size mi söyleyeceğiz? Yani bütün kamuoyuna mı paylaşacağız? Yoksa önce size söyleyip biz mi alacağız? Dolayısıyla hani burada objektif olmak lazım. O sebeple biz kendimiz bu tarafta pozisyonlarımızı alıyoruz. LinkedIn'i aktif olarak kullanıyoruz biz. Orada kuruma dair, kurumun ürünlerine dair, uluslararası tarafla ilgili bilgilendirmeler veyahut da bizle ilgili basında yer alan bilgileri biraz filtreleyerek bizi takip eden yatırımcı veyahut da takip etmek isteyen her kimse arkadaşlarımıza paylaşmaya çalışıyoruz. Ama ben bireysel olarak da bunu hiçbir zaman yapmıyorum. Yani piyasaya dair beklentilerimi sosyal medya üzerinden paylaşmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben sonuç itibariyle bu konuda pozisyon alan bir kurumun parçasıyım. Yönlendirici olmak istemem. Yani biz kendi tarafımızda sabahtan akşama kadar pozisyon alıyoruz. Ama burada hani size bu konuda fikir vermek bence aracı kurumların işi. Çünkü aracı kurumlar araştırma departmanlarıyla, stratejistleriyle, ekonomistleriyle gelişmeleri yorumlayıp sizin yönlendirmeleri lazım. Onların finansal anlamda gelir yaratacağı kısım fikir kısmı. Onlar fikri satıyor. Biz de onlardan alıyoruz aslında fikirleri. Yani biz Türkiye'deki bütün aracı kurumlarla neredeyse çalışıyoruz. Ama biz fikir satmak değil de biz sizin adınıza pozisyon almak üzere var olmuş bir şirketiz. Dolayısıyla Twitter herhalde kullanmayız ama bizim ürünlerimize dair bilgi almak isteyenler Azimut Portföy'ün LinkedIn sayfasını veyahut da üyeliğini takip ederlerse orada elimizden geldiği kadar kendimizle ilgili paylaşım yapıyoruz. Tamam. Şimdi gelen sorulardan biri de acaba yenilenebilir enerji şirketleri için yabancı hisse fonu düşünüyorlar mı diye birkaç izleyicimiz sormuş. Var mı böyle bir planınız? Yani şöyle, bir kere yok. Çünkü çok bildiğim bir konu değil. Çok spesifik bir tema bu. O konuda donanımlı değiliz. Bilmediğimiz bir alanda da hani kendimiz vakıf olmadığımız veya da daha böyle gene izleyicilerinizin veya potansiyel yatırımcıların ilgileneceği cümleyle söyleyeyim. Ben kendim emin olmadığım bir şeye size büyük harflerle veyahut da yüksek ses tonuyla size anlatamam. Dolayısıyla yenilenebilir enerji, biz bu konuda uzman değiliz. O anlamda yok, bizim için çok uzak bir konu. Uzmanlık konusu gerektiren bir evet konu. Peki katılım hisse düşünüyor musunuz? Faize duyarlı yatırımcılar için izleyicilerimiz arasında birkaç soru geldi, o yüzden sormak istedim. Tabii, aslında belki bizim reklamını demeyeyim de tanıtımını yapamadığımız bir alanımız var Azimut olarak. Orada sizin aracınızı da paylaşayım. Dünyanın en büyük sukuk fonunu biz yönetiyoruz. Dünyanın. Lüksemburg'da kurulu bu fon aslında Türkiye'den yönetiyoruz. Yani Lüksemburg'da UCIT olarak, UCIT dediğimizde belki yatırımcılarla biraz Türkçeleştireyim. Avrupa Birliği pasaportudur fonlar için UCIT. Yani bir fonun UCIT olması Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında satılabilmesi manasına gelir. Büyük oranda. Bizim sukuk fonumuz var. Global Sukuk Fon diye. Dünyanın en büyük sukuk fonu bu. Hatır sayılır bir büyüklükte. Aslında bunu yönetiyoruz. Sadece Türkiye'de satışı ve pazarlaması tanıtımı için çok fazla efor göstermedik. Belki bizim eksikliğimiz, belki değil mutlaka bizim eksikliğimiz. Ben biraz evvel söyledim, Azimut'un bazı yurt dışı operasyonlarında da sorumluluklarım var. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ofisimizde ben yönetim kurulu üyesiyim. O bölgede bu fonu, yani şöyle söyleyeyim,
tek ticket dediğimiz, yani tek işlemde 100 milyon dolarlık girişler aldığımız fon bu. Çeşitli bankalardan, yani o Körfez bölgesindeki çeşitli bankalardan, Uzak Doğu'daki Müslüman ülkelerden, Malezya vesaire gibi ülkelerden ciddi büyüklüklere ulaşmış bir fon. Biz katılım bankacılığı diye söylemeyin ama manevi hassasiyeti olan, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için dünyadaki en büyük sukuk fonunu yönetiyoruz. Türkiye'de GLS fonumuz var. Yani Giresun, Lüleburgaz, Samsun. O fon aslında bizim sukuk fonumuzdur. Yani dışarıdakinin bir replikasyonudur. Bir onun performansına bakmalarını tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla Tefas üzerinden de alabiliyorlar. GLS fonu bir incelemelerini naçizane tavsiye ederim. Hı hı. Kira sertifikaları sukuk katılım fonu değil mi GLS? Evet, evet. Bunu da Mustafa Bey sormuştu. Ona buradan iletmiş olalım. Bu anlamda bu fona bakabilirsiniz. Bir de GBC ile ilgili aslında sorular var. Bu yabancı borsa yatırım fonu, fon sepeti fonunuz sizin. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Burada hani hangi borsa yatırım fonlarını alıyorsunuz içine? Memnuniyetle. Aslında orada tanım olarak biliyorsunuz sermaye piyasası kanununda bağlı olduğu, fonların bağlı olduğu şemsiye fon grubu var. GBC de bir fon grubuna bağlı. Yabancı fon sepeti fonu diye geçiyor. Biz orada konjonktürel olarak Türkiye dışı varlıklardan aslında hangisinin potansiyeli yüksekse o fonda orayı değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Yani son bir yıldır çok ağırlıklı olarak altın pozisyonu taşıyoruz. Ama aynı fonun içerisinde bakır pozisyonu da var. Aynı fonun içerisinde madencilik pozisyonları da var. Aynı fonun içerisinde Euro'nun yükselişine dayarı aldığımız pozisyon da var. Örneğin altın oranı bundan 3 ay önce, 4 ay önce %90'lardayken şu anda %60'lar seviyesinde. Azaltıp çoğaltabiliyoruz. Amaç şu, siz yabancı bir şeye yatırım yapmak üzere oraya gelmişsiniz. Yani Türkiye dışı, yabancı dediğiniz Türkiye dışı risk almak istiyorsunuz. Almalısınız, almamalısınız bunu tartışmıyorum ama tanım olarak paranızı bu amaçla bize emanet etmişsiniz. Biz de o yabancı menkul kıymetler içerisinde o dönemde en yüksek potansiyeli arz eden bize göre hangisi ise ona yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Böyle baktığınız zaman bizim şöyle bir avantajımız var Serra Hanım. Dünyada 20'ye yakın ülkede faaliyet gösteren bir grubuz biz. Yani çalışma prensibi şöyle oluyor Azimut'ta. Sabah güneş doğudan doğuyor. İlk önce Singapur bizleri bilgilendiriyor. Oradan işte Çin, Hong Kong vesaire bu tarafa doğru geliyoruz. En son Brezilya, güneşin dönme şekline göre. Şimdi bu bilgilerle biz Azimut Türkiye olarak bütün dünyadaki bizim fon kendi arkadaşlarımız, kendi meslektaşlarımız tarafından bilgilendiriyoruz. Buna bilgilendiriliyoruz. Buna bağlı olarak da yaptığımız yatırımda aslında sadece Azimut Türkiye'nin değil, Azimut Holding'in bütün bilgi birikimini kullanıyoruz biz GBC'de. Yani belki biz Azimut Portföy olarak Türkiye'de yerleşik lokal bir firmayız ama aslında bağlı bulunduğumuz grup global, uluslararası bir grup. Dolayısıyla 3000 kişinin aslında know-how'ıyla o fonu yapıyoruz. O yüzden de bütün uluslararası know-how'ı oraya yansıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası varlıklar arasında o dönemde hangisinin potansiyeli yüksekse oraya ağırlık vermeye, potansiyelini az gördüğümüzden de biraz uzak durmaya gayret ediyoruz. Evet. Şu anda GBC'de daha ziyade altın dediniz değil mi? Evet, yani 3'te 2'ye yakın altın pozisyonu taşıyoruz. Uzun zamandır öyle gidiyor. Daha yüksek oranlarda da taşıdığımız zaman oldu. Mustafa Sandıkçı da sizi çok yakından takip ediyor. O da demiş ki yabancı fon sepeti fonu olarak geçiyor GBC ama içerisinde yoğun şekilde yabancı altın fonları bulunuyor. Diğer altın fonlarından farkı nedir diyor. Neden GBC'yi tercih edelim?
diye sormuştum. Şöyle, diğer altın fonlarına göre GBC'yi şundan dolayı tercih etmeniz, belki benim söylemem diyor mu? Ben tarafım. Ben GBC'nin ne yaptığını söyleyeyim. Tamam, diğer altın fonlarını da tercih etsinler bence. O konuda yorum yapmayayım. GBC şunu yapmaya çalışıyor. Son 1,5 yıldır dünyada kıymetli metallere yönelik bir teveccüh var. GBC'de bu fırsattan faydalanıyor. Baktığınız zaman 2019-2020 yılı getirilerine baktıklarında yatırımcılar, hakikaten çok böyle yine bizim gurur duyacağımız bir performans var orada. Ama GBC şunu yapmıyor. Ben sadece altına yatırım yaparım. Altın yükselirse burası pozitif getirir, altın düşerse negatif getirir. Bir örnek vereyim. Yatırımcılar diğer altın fonlarından niye ayırsınlar? Baktığınız zaman GBC salt altın fonu diyemem ama altın fonlarıyla sıralamasına bakarlarsa yılbaşından bu yana en iyi getiren fondur. Yabancı fon sepeti fonlarıyla bakarlarsa yılbaşından bu yana en iyi getiren yabancı fon sepeti fonudur. Her iki grupta da bakın. Nereden bakarsanız bakın. Aslında GBC tam bunu yapmak istiyor. Yani salt tek ezber olarak altına yatırım yaptım demek değil, yabancı menkul kıymete yatırım yaptım, nerede fırsat varsa orada beni en tepede tut felsefesini size yaşatmak isteyen bir fon. Her iki grupta da baktığınızda GBC altın fonlarını sıraladığınızda onun içerisinde çıkmaz çünkü şemsiye olarak o grupta değil. Ama GBC'nin TL getirisine bakın yılbaşından bu yana, altın fonlarının hepsinden daha yukarıdadır. Aynı şekilde yabancı fon sepeti grubuna bakın, GBC gene en yukarıdadır. Dolayısıyla biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden amaç hasıl olmuştur orada. Hakikaten çok dinamik yönetilen bir fon. Çok da tekrar söyleyeyim, performansıyla çok gurur duyduğumuz bir fonumuz. Peki bir soru var Selim Bey'den. Gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan bir fon kurmayı düşünüyor musunuz diye soruyor. Şöyle, biz Azimut Portföy olarak, şimdi Azimut Holding'in böyle bir fonu var, böyle fonları var. Evet. Ama bana sorarsanız Azimut Türkiye olarak veya Türkiye'deki hani herhangi bir portföy yönetim şirketi olarak uzmanlık alanınız neresi derseniz biz Türkiye'yi biliriz. Tırnak içinde söylüyorum, tabirimi mazur görün. Bizim çöplüğümüz burası. Yani biz burayı biliriz. Dolayısıyla bana deseniz ki sen gelişmekte olan ülkelerden Brezilya'nın dokusunu bilir misin? Çin'in dokusunu bilir misin? Mısır'ın dokusunu bilir misin? Bizim oraların hepsinde iştirakimiz var. Ben oraları çok bilmem. Yani dünyadaki binlerce fon yöneticisi kadar bilirim. Ama biraz evvel GBC'yi söylüyorum. Diyorum ki hani nereden bakarsanız bakın. İşte ne bileyim, likit fonumuz kurulduğundan beri en tepede. İşte GMA fonumuz 3 senedir en tepede. GSP benzer. Yani biz buranın dinamiklerine vakıfız. Ama derseniz ki sen hani burayı iyi yönetiyorsun, bu şu demektir, her şeyi yönetirsin. Hayır. O yüzden bir gelişmekte olan ülke fonu Türkiye'den idare etmek üzere, yönetmek üzere kurmalı mısınız? Cevabım hayır. Gelişmiş ülke bakın farklı Serra Hanım. Gelişmiş ülke fonu yönetmek daha kolay. Gelişmekte olan ülke fonu yönetmek daha zor. Çünkü gelişmiş ülkenin dinamikleri daha böyle prototip. Yani bir nasıl diyeyim, rasyonelite orada var. Gelişmekte olan ülkelerde, şimdi Rusya'da fiyatlamayı nasıl yapacaksınız? Gazprom shortlayıp Petrobras longlamak çok iddialı bir trade. Çok iddialı bir işlem. O yüzden biz o know-how'a içeride sahip değiliz. Ama bana diyeyim ki Zoom hissesi almak konusunda fikrim var mı? Yani bizim arkadaşlara, bana değil de bizim arkadaşlara konuşması. O konuda daha size doyurucu cevaplar verebiliriz. Gelişmekte olan ülke değil, gelişmiş ülke fonu yapmaya başladık. Yavaş yavaş serbest fon olarak çıkartıyoruz. Performansını da daha önce geri planda simülasyon olarak test ettik. Çok da oradan umutluyuz.
gelişmiş ülke tarafına yorum yapabiliyorum ama gelişmekte olan ülke biraz daha vakti var. Evet. Bu GBC ile ilgili Onur Tüfekçi diyor ki semiconductor ETF'lerini tutmaya devam edecek misiniz? Evet. Yani orada biz ağırlıklı olarak zaten ETF yatırımı yapıyoruz. Yani devam edeceğiz diye bir taahhüt altına girmek istemiyorum ama ilgilendiğimiz tarafta fiyatlara uygun olduğu sürece, yani bütün fonlar için bunu söyleyebilirim. Yani şunu satacağız diye buradan veya şunu alacağız diye bir şey söyleyeyim. Biraz evvel Twitter'la ilgili söylediğim kısma veyahut da sosyal mecra ile ilgili söylediğim kısma girer. Onu çok cevap veremem ama beğendiğimiz ürünlerin arasında hali hazırda. Tamam. Şimdi ben hiç GL1 ile ilgili soru sorulmadı. Sizin birinci hisse senedi fonunuz GL1. Ben tabii diğerleri daha özellikle fonlar olduğu için zannediyorum bu fon yani şu anda ilgi görmedi. Ama biz bu fonu Ludens olarak da Ludens fon ratingleri yayınlamaya başladığımızdan beri rate ediyoruz. Ve son zamanlarda da 5 yıldızlı bir fon. Yani aktif yönetilen, alfası yüksek bir fon olarak bizim listemizde var GL1. Buradaki hani yatırım stratejiniz nasıldır? İşte temel analizle tabii ki hisse senetlerini seçtiğinizi tahmin edebiliyoruz. Ama hani bu başarısının arkasında ne yatar diye soralım GL1 ile ilgili. Ben isterseniz Sera Hanım, müsaadenizle genel anlamda hisse senedi portföylerini nasıl yönetiyoruz veya neden biz tercih edilmeliyiz bana göre? Ben yatırımcı olarak neden Azimut portföyü tercih ediyorum onu söyleyeyim. GL1, GMA ve GSP bizim 3 hisse senedi fonumuz. Bir fonumuz daha var, SPN diye. Orada da long short yapıyoruz. Yani hisse senedi longluyoruz, karşılığında endeks shortluyoruz. O yönsel olarak bir hisse senedi şeyi almıyor, pozisyonu almıyor. Bu üç fonumuzda ki başarının gerekçesi ne derseniz, birincisi biz portföy yönetimi tarafında, beni de katarsanız, ben de oradan geldim ve çok içindeyim. Yani şirket genel müdürü olmanın dışında biz 13 kişilik bir ekibiz. 3 tane araştırma sorumlu olan araştırma müdürü arkadaşımız var. Bir portföy yönetim şirketi için 3 araştırma müdürü iddialı bir rakam. Dolayısıyla hani temel analiz dediniz ya, ona vurgu yapmaya gayret ediyorum. Asıl önemli olan, bence her şeyin üstünde asıl önemli olan, biz bağımsız bir portföy yönetim şirketi olduğumuz için. Yani bir başka bir finansal kurumla hiçbir organik bağımız olmadığı için biz Türkiye'deki ve dünyadaki bütün aracı kurumlardan servis alıyoruz. Bankalardan servis alıyoruz. Fikir alıyoruz. Bizim grubumuzun bir bankası veyahut da aracı kurumu olsaydı işlemlerimizi onun üzerinden yapmayı belki gönül olarak gönlümüz oraya kayabilirdi. Biz bütün diğer paydaşlara, bize servis veren paydaşların hepsine aynı uzaklıktayız. Türkiye'deki en büyük, Türkiye'de yerleşik en büyük kurumsal aracı kurum müşterisiyiz. Bunu da hissettiriyoruz aracı kurumlara. Bize iyi servis verirseniz biz de sizinle çalışırız diyoruz. Dolayısıyla iyi servisten tek kastımız bize doğru yönlendirmenin yapılması. O gücümüz olduğu için, o büyüklükte olduğumuz için ve herkese eşit uzaklıkta olduğumuz için bence aracı kurumlarımız bize iyi servis veriyorlar. Biz de onun karşılığında onlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Hem kendi içimizde araştırma ekiplerimiz var. Hem aracı kurumların, bankaların araştırma ekipleri, ekonomistleri, stratejistleriyle kontak halindeyiz. Hem de çok iyi fon yöneticilerimiz var. Yani bizim yaptığımız iş çok insana dayalı bir iş. O yüzden de GL1'in 5 yıllık performansına bakın. GMA'nın 5 yıllık performansına bakın. GSP'nin 5 yıllık performansına bakın. Hakikaten çok gurur duyulacak rakamlar var. Yani 1 aylık 2 aylıktan bahsetmiyorum. Hani bu sene bir balık tuttuk. Hayır, öyle değil.
Öyle bir büyüme de istemiyoruz biz. Öyle bir derdimiz de yok. Asla riski, yani Sharpe rasyosuyla, trainerla vesaire risk alarak büyümek istemiyoruz. Hakikaten makul risk herkese, biraz evvel söyledim ya, her bir fonun bir omurgasının olmasına çalışıyoruz ve birbirlerine geçmemesine çalışıyoruz. Yani GLB ile GSP arasında tema farkı vardır. Baktığınızda belki yüksek oranda her ikisi de hisse senedinde yatırım yapıyordur ama çok farklı hisse senetleri seçiyordur. O bizim aslında hem yatırımcıya rahatlıkla anlatabileceğimiz bir tema, hem de kendi içimizde arkadaşlarımıza sorumluluğu dağıtırken burada seçmeniz gereken menkul kıymetler bu temaya uygun olmalı, diğer tarafta başka temaya uygun olmalı diye yönlendirdiğimiz fonlar. Peki bu soru da çok geldi. Tarım emtialarına dayalı bir fon, mesela tahıl fonu, böyle bir şey düşünür müsünüz, var mı? Gene yani bildiğimiz alan değil, bilmediğimiz yerden gelmiş. Yani şöyle, biz bildiğimiz konuda arkasında durabileceğimiz, aldığımız pozisyonu size gönül rahatlığıyla anlatabileceğimiz fonları kurmayı tercih ediyoruz. Tarım fonu çok bildiğimiz bir alan değil. Şimdi biraz da serbest fonlar tarafına gelelim. Sizin aslında çok sayıda serbest fonunuz var. Ben buraya bir liste almıştım. Toplamda 39 tane ya da 38 tane serbest fon. Doğrudur değil mi? Fakat bunlardan evet, bir kısmı özel fon. Sadece 19 tanesi özel değil. Yani bir gruba tahsis edilmemiş. Bu fonlarla ilgili şöyle sorular geldi izleyicilerimizden. Biz bunları Tefas'tan alamıyor muyuz acaba? Azimut'ta hani hesap mı açtırmamız lazım diye. Böyle bir soru var. Evet, yani orada şimdi serbest fonları bizim öncelikle Azimut'un müşterisi olarak alma imkanınız var. Daha çok bizim müşterilerimize yönelik o fonlar. Onun dışında Türkiye'deki birkaç bankayla bizim dağıtım anlaşmamız var. Burgan Bank gibi, Turkish Bank gibi. Onlar üzerinden de alabilirsiniz. Eğer oranın müşterisiyseniz. Çünkü onlar üzerinden Tefas dışı dağıtım anlaşmamız var bizim. Ama onun haricinde serbest fonlarımız Tefas'a açık mı? Hayır. Açmayı düşünüyor muyuz? Zannetmiyorum. Yani o biraz daha, nasıl diyeyim, daha sofistike bir iş. Biraz daha hani derdimizi anlatacağımız yatırımcılarla, hani birebir konuşacağımız diyeyim, yatırımcıların yatırım yapması gereken bir alan diye düşünüyoruz kendi adımıza. O yüzden serbest fonlarımızı Tefas'a yakın zamanda açmayacağız. Ya Azimut'un müşterisi olması gerekiyor soru soran yatırımcılarımızın, ya da bizim Azimut'la dağıtım anlaşması olan kurumların yatırımcısı olmaları gerekiyor. Peki. Şimdi şöyle bir soru soruyor Hakan Bey. Birkaç defa da sordu. Biraz daha genel konulara gelecek olursak. Demiş ki, geçtiğimiz Mart ayındaki pandemi sebebiyle genel olarak fon gelirlerindeki düşüş, benzeri bir düşüşü acaba bu pandemi kısıtlaması döneminde de yaşar mıyız? Gerçi yani bütün fonlarımız için bunu söylemek pek mümkün değil. Çok ilgiden fon gruplarımız da oldu pandemi sürecinde, ama siz ne dersiniz bu konuda? Tabii piyasa beklentisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani kendi görüşüm, kendi analizim diye söyleyeyim. Pandemi fiyatlamasını piyasa yapmak istemiyor. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla biraz daha günlük hayatın normale döndüğünü fiyatlamak istiyor piyasa. Bu ama bütün dünyada böyle. Yani bir örnek vereyim. İngiltere'de kapatma kararı var biliyorsunuz. Ama İngiliz sterlini değer kazanıyor. Şimdi hani bunu makroekonomik olarak anlatmaya kalksak, birbirimizi ikna etmeye kalksak sizle ben, sabaha kadar tartışırız. Evet. Yani piyasa göz ardı etmek istiyor. Pandemi konusunu geride bıraktı bence. Bırakmalı mı demiyorum bakın. Ama bıraktı. Yani piyasanın gerçekleri var. Onu geride bıraktı. O yüzden tekrar o dozda bir negatif fiyatlama bekliyor musun derseniz, beklemiyorum.
piyasanın gerçeği likidite koşulları bence Selahattin. Yani pandemiye biz Fed'in bilançosu küçülecek diye 5 trilyonun altında bir bilançoyla girdik. Bugün 9 trilyonluk Fed bilançosu var. Bu para bir finansal enstrümana yatırım yapacak. Oysa hani İngiliz sterlini iyi bir gösterge. Bu anlamda. Doğru. Peki umarım izleyicimizin sorusunu yanıtlayabilmişizdir. Bir de bir soru var. Bu güzel bir soru aslında. Bir yandan da hani sizin aslında yatırım fonu yatırımcılarına ya da genel olarak yatırımcılara öneriniz nedir diye de bağlayacağım. Demiş ki beyefendi galiba borsada yeni yatırım yapmaya başladım ama çok zamanım alıyor. Bu yüzden yatırım fonlarına girmeyi planlıyorum. Acaba borsa endeksine göre nasıl olur yatırım fonlarının getirisi diye sormuş. Aslında burada belki siz daha iyi yardımcı olursunuz Sera Hanım, sizin analizleriniz Rudens olarak. Fon gruplarını siz analiz ediyorsunuz. Şimdi bize sorsa biz deriz ki bizim fonlarımız çok iyi. Başkasına sorsa, çünkü sonuçta biz tarafız bu konuda. Genel bir şey söylemem gerekirse ben şöyle anlatıyorum soranlara. Sonuçta hukuki bir konu olduğunda avukatınıza danışıyorsunuz. Sağlık konusu olduğunda doktorunuza danışıyorsunuz. Evinizle ilgili bir soru olduğunda işte tamirciye danışıyorsunuz, elektrikçiye danışıyorsunuz. Bugünün dünyasında finansal varlıkları yönetmek de aslında hukuk alanındaki uzmanlık kadar derin bir iş. Yani dolara karşı baktığınızda, Türk lirası dolar paritesine karar veremediğinizde, o zaman rant günaf karandı, Türk lirasına karşı çok değer kazandı. Günaf karandığını shortlayıp, TL'yi longlayıp, dolar pozisyonunu nötr tutmak kararı çok sofistike bir karar. Gerçekten çok sofistike bir karar. Yani bu şöyle bir şey. Doktor olsanız dahi, kulak burun boğazcıyla kardiyoloji doktoru aynı konudan anladı. Bu kadar farklı bir iş. Hı hı. O meslekler çok yüce meslekler, çok insan hayatına dokunan meslekler. Meslekleri karşılaştırmak veya bir boş sıralaması yapmak için söylemiyorum. Ama uzmanlık alanı olarak söylüyorum. Şimdi siz avukatsanız, avukatlık mesleğinizi icra ederken piyasanın bütün dinamiklerini yakından takip edip ona göre doğru zamanlamayla pozisyon alabilme imkanınız Azimut portföyün fon yöneticilerine göre bana göre daha zor. Çünkü evet, onlar tam zamanlı olarak bu işi yapıyorlar. Kaldı ki kendi grubunun içerisinde 3000 meslektaşıyla bu konuyu istişare etme imkanına sahip. Bilgi alabilme imkanına sahip. Siz gün içinde diş hekimisiniz. Tedavi yaparken bunu düşünüp doğru zamanlamayı yapabilme olasılığınız bence zor. Yani bir süre bile yapsalar, yani bir gün iki gün yapmadıklarında o kazandıkları parayı da kaybederler. Ki böyle çok örneği de var, biliyoruz, hüzünlü hikayeler. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani aslında işi bilenine bırakmak lazım. Profesyonel portföy yöneticilerine bırakmak lazım. O yüzden de küçük yatırımcının yapması gereken şey, doğru olan, mantıklı olan yatırım fonu satın almak. Burada bir çeşitlendirme yapmak diye biz de hep söylüyoruz videolarımızda, konuşmalarımızda. Umarız herkes bu bilince ulaşabilir. Mutlaka şöyle, zamanla olacak Sera Hanım. Yani burada sektörün de üzerine düşen çok şey var. Yani oralarda biz de dertliyiz belki. Hani başka bir zamanda Türkiye'deki finans sektöründeki çarpık yapılaşmayı da tartışabiliriz. Dünyada bir örnek vereyim. Yani sektör veyahut da sizin biraz evvel söylediğiniz profesyonel yönetim, kurumsal yönetim niye çok gelişmedi derseniz, bunun en büyük bir sebebi Türk bankacılık sektörüdür. Çarpık yapılaşmasıdır. Yani dünyaya baktığınız zaman, başka bir taraftan örnek vereyim. Sigorta şirketleri bankaların sahipleridir. Türkiye'de banka kurarsınız, her şeyin sahibi sizsinizdir. Sigorta şirketi sizindir, leasing sizindir, faktörün sizindir. Yani aslında düşündüğünüzde
Bir banka kredi verirken bir de niye leasing verir? Anlamak çok zor. Yani evet. Aynı işlem. Aynı işlem. Veya niye factoring verir? Aslında alırsınız çekleri, kredilendirirsiniz ama factoring şirketi de var. Aynı şekilde portföy yönetim şirketi de var. Aynı şekilde aracı kurumu da var. Ne bileyim hani buna benzer. Şimdi kurumsal yatırımcı tabanının gelişmesi için bu işe odaklanmış, salt bütün işi bu olan ama etikle, ahlakla, bütün kurallarıyla, mevzuata uygun biçimde bu işi yapan kurumlara ihtiyaç var. Portföy yönetim şirketlerine ihtiyaç var. Aracı kurumlara ihtiyaç var. Sermaye piyasası tarafında. Bu servise verecek kurumsal anlamda yapılanma sağlanırsa, dağılım sağlanırsa yatırımcı teveccüh gösterecektir. Yani Türkiye'deki portföy yönetim sektörüne bakın. Bunun yarısı bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik fonlarını kim yönetiyor diye bakın. Aynı bankanın bireysel emeklilik şirketi var. O bireysel emeklilik fonlarını aynı bankanın iştiraki olan portföy yönetim şirketi yönetiyor. Portföy yönetim şirketi aracı kurumla beraber iş yapıyor falan. Şimdi burayı açmadığınız sürece... Eksik iç içe. Yani burayı açmadığınız sürece yatırımcı da kendisi yatırım yapmayı tercih eder. Bir örnek vereyim size. Mesela demin dedim ya, likit fon işi bize göre yönetilen fon değil. Şimdi likit fonda yıllarca çok yüksek komisyon oranlarıyla likit fonlar yönetildi. İşte %3,5'lar vesaire. Sonra artık sermaye piyasası kurulu devreye girmek zorunda kaldı. Likit fonlara bir azami fon yönetim ücreti koydu. Hala o azami fon yönetim ücretinde sektörün yarısı bireysel emeklilik, kalan yarısının önemli kısmı likit fon. Aslında verilen servis portföy yönetimi değil. Çok yüksek oranlarla yönetiliyor. Biz şunu yaptık Azimut olarak. Doğru yaptık, yanlış yaptık. Onu bile ama o zaman göstereceğim. Türkiye'deki en düşük yönetim ücretli likit fonu çıkardık. 3 aydır baktığınız zaman en yüksek getiren likit fon. Ama gerçekten orada hakikaten verilen emek bu kadarlık bir komisyon hak ediyor. Söyleyeyim size. Bizim aldığımız kadar hak ediyor. Daha fazla değil. Yani bunu da sektör adına söyleyeyim. Orada biz verimliliği artırdığımız zaman yatırımcı da bir yerden sonra kendisi yatırım yapmak yerine, mevduat yapmak yerine bu tarafa teveccüh gösterecektir. Vallahi ben size 40 dakika demiştim, yarım saat demiştim ama neredeyse bir saate yaklaşıyoruz Murat Bey. Cuma akşamı zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ederiz. Benim için keyif. Her zaman, ne zaman isterseniz memnuniyetle katılırım Selam. Sizinle konuşabilmek, tartışabilmek benim için büyük bir keyif. Aynı şekilde çok çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizin sorularını çoğunda sormaya çalıştım ama bizim bir de buradan sizin vasıtanızla da söylemiş olayım. Yatırım fonu forumu kurduk, bir forum. Kişilerin üye olup birbirleriyle işte sorularını sorabilecekleri, zaman zaman bizim de onların sorularına yanıt verdiğimiz bir sistem. İyi gelirin altında ana sayfada foruma tıklarlarsa eğer oraya gidip hem portföy yönetim şirketleri özelinde hem de fonlar özelinde sorularını sorabilirler. Buradan da Murat Bey'e soramadığınız soruları forum üzerinden iletebilirsiniz. Biz de orada cevap veririz. Sizin aracılığınızla siz de onları aracık edin, bize gönderin, biz de yanıtlarız memnuniyetle. Tamam, çok çok teşekkür ederiz, bu sözü de almış olalım. Çok sağ olun Murat Bey katıldığınız için tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Davetiniz için. Dediğim gibi ne zaman arzu ederseniz benim için şeref. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki fon sohbeti görüşmek üzere. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere sevgili.